Türk lirası sence neden değer kaybediyor? Bugünkü sorumuz bu. Bir saldırı altında mıyız? Dış güçler, yoksa ekonominin kötü yönetiminin bir sonucu mu bu yani? Abi bence iki türlü bir şey var. Çünkü hiçbir şeyde problem tek taraflı bakılmaması gerekir. Saldırı altında mıyız dersek, bir yönden bakıldığında bize karşı manipüle edilecek ne var dış taraflardan? Bizim ekonomistlerimize karşı. Mesela ben şuna bakıyorum. Son zamanlarda asla ve asla bir ekonomist doğrun çıkmadı. Veya yeni bölümler açılıyor. Mesela 9 Eylül gibi üniversitemizin, İzmir'in köklü üniversitesinde ekonometri bölümü daha yeni açıldı. Neden? Çünkü biz kendi kendimizi kalkındıramaya artık çalışmıyoruz. Sadece biz dış güçlere bağımlı olmamaya çalışıyoruz ama kendi içimizde bir yapıyı oluşturmamız lazım. Bunun hiçbir şekilde siyasetle bir alakası yok. Ben burada bir üniversite öğrencisiysem ben siyasetle oraya gitmedim veya siyasetle orayı bitirmeyeceğim. Bizim aslında kendimize bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben A partisi, B partisi diye girmeyeceğim ama şöyle bir hikaye var. İki tarafta kendi içinde bir şey yaptıktan sonra arkasında A'nın veya B'nin ismi olması bizim için hiçbir şey ifade etmemeli. Onların ben hiçbir şekilde görmedim beraber koalisyon yaptığını. Veya ikisi de ülkeyi düşünüyoruz diyor. İki tarafın da şeyin ucunda seçim var. 2023. Sen beraber ne yaptın bu ülkeye? Beraber ne yapacaksın? Ben şu an burada baktığımda çarşıda mesela ben eminim ki temaslı çok insan vardır. Bunu muhalefetin eleştirmesi gerekir. Hükümette olan tarafını denetlemesi gerekir. Ama tam tersi olan yerler var. Mesela Bayraklı Belediyesi'nden örnek vereceğim, İzmir'den. Ben de aslen Dersimliyim, Tunceliyim. Belediyenin çalışanlarının %90'ı neden belediye başkanının hemşerisi? Burada o kadar çok şey var ki iki taraflı eleştirebilecek. Şu an burada düşünce özgürlüğümü kullanarak konuşmak o kadar güzel bir şey ki uzun zamandır seninle zaten konuşmuyorum. Denk gelemedik. Abi bakıyorum şu an geliyorum mesela Kuşadası'ndan biliyorum. Şu an gemiler yeni yeni gelmeye başladı. Neden? Dolar euro değerlendi. Dün limana bir gemi geldi. 15 katlık ve 960 turist var. Bunlar neden yazın euro daha azken gelmedi? Bunun gelmeme sebebi değerlendiği için. Bu değerlenen fırsatları biz nasıl kendimiz için yararlı çevireceğiz? Bakıyorum. Ayçiçek yağına gidiyorsun, artık marketlerde bir tanenin üstüne alamama gibi bir yarar geldi. Veya bir öğrenci üniversite sınavına girecek, 70-80 liradan aşağı bir tane kaynak kitap alamıyor. Bunu iki tarafın düşünmesi lazım. Şu an milletvekili olarak bakarsanız mecliste herkes kendi aldığı maaşı düşünüyor artık. Neden? Gelecek kaygısı oluştu. Milletvekilinin çocuğu diyor ki ben yurt dışına kaçacağım. Ama artık kaçmalık bir fırsat bile yok. Şu an sen gezmeye gitmeyi düşünsen, euro budur. Ben size söylüyorum, 2 ay içinde yılbaşını geçmeden 15 lira olacak. Bunu net olarak söylüyorum. Eğer olmasın, zaten kanalda bir sürü videom var. Girip diğerlerine bulabilirler ama olacağını ben bakarak yok. Grafik çizimi yapsınlar ya. Hiçbir zaman bu kadar arttı mı? Şu an herkesi görüyorum. Kimse çalışmadan kriptodan para kazanma derdinde. İşte grafik çizdim, Binance'a para yatırdım, oradan para kazandım. Bizim onu yapmamamız lazım. Aslında euro'nun, doların artmasının en büyük sebebi biz kriptoya kısa yoldan para kazanmak isteyen insan. Çünkü bütün parasını oraya gömdüğü için bu sefer ülkeye euro dolar gelmedi. Ne oldu? Onun değeri artıyor çünkü para az. Turist geldikçe şimdi biraz çökme olacak çünkü neden? Turistik bölgelere yeni yeni yurt dışından gelmeler oldu. Ya işin özü en son konuşulacak olsa ben burada yarım saatte konuşurum ama en son söyleyebileceğim tek şey şu. Burada ben diye düşünmenin olmaması lazım. Bizi düşünmemiz lazım. 2023'e kim nasıl bir siyasetle gidecekse de onu yapması lazım. Burada denetleyenin de denetlemesi lazım. En basit hikaye herkes eğitimden bahsediyor. Karşıyaka Belediyesi, Belediye Başkanı Kargem adı altında bir dershane vardı. Ben o kadar çok şeyi araştırıp konuşuyorum ki bakıyorlar dışarıdan ya bu çocuk 22 yaşında daha neyi biliyor diyebilir. Aynı zamanda kendimle öğretmenlik yapıyorum. Ege Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisiyim. Dışarıdan neyi biliyor diyenlere şunu söyleyeyim. Kargem Belediye'nin dershanesiydi. 2006'da kuruldu. 2008'de faaliyete geçti ve ücretsizdi. Bu yıl sadece neden 8'de 12'ler yararlanıyor? Bir sürü etkinlik, bir sürü konuşabilecek o kadar çok şey var ki. Herkes kendini düşünüyor, kendi cebine giren şeyi düşünüyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Mavi Bahçe'nin yerine bir yer açtı. KSK Fanzon adı altında. Ve açtığı gün bir saygı olur değil mi? Açtığı gün oruç günüydü Aleviler için. Önem taşıyan bir gündü. Yani herkes kendi cebine gireni düşündüğü sürece biz Türk lirası olarak değer kaybetmeye o kadar mahkumuz ki. Ya burada suç aslında bizde. Sadece seçmende gerçekten. Gerçekten sadece seçmende. Ben erken seçim bekliyor muyum? Ben bekliyorum çünkü şöyle bir şey. Bu kadar düşmelere devam ettikçe ya bizim Türk liramız değer kaybettikçe halk ister istemez ayaklanmaya çalışacak kendi çapında. Ama erken seçimin gelmesi emin ol abi normal seçimden çok daha kötü olacak. Şunun nedenini araştıran biri olarak söylüyorum. Ben çünkü her gün eve gittiğimde kafam rahat yapmak için yarın senle burada denk geldiğinde bana soru sorduğunda yanıt verebilmek için şunu düşünüyorum. Neden biz bu durumdayız? Ne yapabiliriz? Veya
dershanede ders anlatan 40 dakika öğrenciye, ben o 40 dakikanın verimli olması için çalışıyorsam yerinde koltukta oturanların da verimli çalışması lazım. Belediye başkanlarının da, parti üyelerinin de. O kadar çok yanlışlıklar oldu ki bazı insanlar bazı şeyleri hep bir yere çekti. Ya bu bunun suçu, o onun suçu, A partisinin B partisinin değil aslında. Biz hiçbir zaman 2000'den beri ülke olarak topluca düşünemedik. Çünkü hep bir ayrışma oldu. Sunni ile Alevi'yi ayırdılar, Kürt ile Türk'ü ayırdılar. Ya bunun sonucunda bizim gerçekten şu an hani hala bu şartlarla mücadele etmemiz bile, üniversite öğrencilerinin bile bu değerde şu an İzmir'de ayda 4 gün okulum var benim. Üniversite okuyorum ama 8 tane dersim var. İkisi yüz yüze 2 haftada bir. Ayda 4 gün okula gidiyorum. Ben ne öğreniyorum? Hiçbir şey. O zaman sonra yurt dışındakiyle bizim aynı şeyi yapmamız bekleniyor. Denetlenebilecek çok şey var ama kimse konuşmuyor. En büyük sorun da burada. Kardeşim vallahi iyi ki varsın. Senin gibi gençler iyi ki var. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ ol abi. Abi dolar 11'i geçti. Ekonomi Bakanı'nın geçen açıklamasını da dinledim. Gelmiş bize benzinin yani orada bile 1 euro olduğundan bahsediyor. Yani Türkiye standartlarında bile daha düşük olduğundan bahsediyor. Yani böyle bir düşünce varsa bence hiç konuşulmamalı bu konu. Ne? Abi erken seçim olsa kötünün iyisi olacak. İsim İnşallah. Değişiklikleri olacak mı yani sence? Cumhurbaşkanlığı yani, evet. Kazanacak mı? CHP'den ümidim var. Belki İyi Parti de olabilir bilmiyorum ama illaki bu sistemin değişmesi lazım. Ekonomik ya biliyorsunuz pahalı yani. Bir şey alınmaya gelmiyor. En azından yani çok pahalılık var. Ama bunu nereye varacağımızı bilmiyoruz. Fakat inşallah seçimden sonra Türkiye daha da iyi olabilir. 100. yıla giriyoruz bir de bir yandan. Evet, evet. 100. yıla da böyle girmeyelim ya, değil mi? Tabii. Çünkü hep sıkıntı içindeyiz. Yani sadece esnaf değil, insanlarımız olsun, halkımız olsun. Bir gün çekler, senetler ödenmiyor. Bir gün kiralar bahalandı, evler bahalandı. Yani asgari ücreti alan insan nasıl geçinecek? Ne yapacak bu? Nasıl olacak bunu? Zor. Bunun bir önlemi ve tabii bunun bir şey olması lazım. En azından hiç olmazsa Cumhurbaşkanımız bunu gündeme getirmesi lazım, halkı düşünmesi lazım. En azından evet Cumhurbaşkanımız Türkiye'mizi idare ediyor. Fakat şimdi bu anda durumumuz çok kötü yani. Halkın durumu çok zor. Yani kazanç olsun, çalışması zor yani. Geçinemiyor yani. Hanımefendiler ne düşünüyorlar? Ekonomik bir saldırı mı var yoksa bu yıllarca kötü yönetim mi oldu? Ne oldu abla? Bence kötü yönetim tabii ki. O zaman bir anda da düzelmez. Tabii ki. Bir şeylerin dur demesi lazım. Evet. Erken seçim biraz durdurur mu bu tahribatı? Yani seçimlerde de gittiği bir yer yok. Bir nokta yok. Doların yükselmesi, benim dolarım yok. Devlet memuruyum ben. Doğruya doğru ama doları takip edeyim. Arkadaşlar senin doların var niye takip ediyorsun falan. Ben diyorum ki arkadaşlara doların artması benim her şeye zam geleceği için dolayısıyla beni de etkiliyor yani. Paramız pul oldu yani neredeyse. Neredeyse değil, kesinlikle oldu yani de. Bu tahribatı ne durdurur? Bence bir an önce hükümetin akıllıca birileri çıkıp erken seçim kararı almalı. Bu iktidarda süresi galiba bildiğim kadarıyla yanlış biliyorsam düzeltin. Hiçbir iktidar bunlar gibi tek başına 3 dönem yönetmedi bir ülkeyi yani bu ülkeyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan verin bana yetkiyi ben Türkiye'yi uçuracağım diyordu. Diyordu. Vallahi güzel uçurduğunu düşünüyorum. Uçuyoruz, şahlanıyoruz. Bir gemi var. Geminin yön tarafı şahlanır ama arka tarafları görmüyorlar. Böyle batıyoruz aslında, onlar şahlanıyor. Onlar şahlanıyorlar. Şimdi televizyonlardaki her gün ben izlerim. Sizi de izliyorum. Bütün siyasilerin konuşmalarını kendilerini ifade ediyorlar aslında. Saraydan dışarı görmüyorlar. Onlar kendi doğrularını mı söylüyorlar? Kendi doğrularını söylüyor. Şahlanıyor dediği o. Yoksa arkasına baktı bir vatandaşı görseler yanlış bilgi aktarılıyor devamlı onlara. Geçenlerde Meral Akşener fıkır anlattı. Belki izlemişsinizdir onu. Buyurun anlatın tekrar. Padişah. Şimdi 5 tane altın veriyor. Diyor bana diyor 5 tane elma getir. Ve o da vezirine söylüyor. Vezirine diyor ki şu diyor 4 tane altın al diyor 5 tane elma getir. O da onun yardımcısına söylüyor ve böyle böyle en sonunda kapıcıya kadar varıyor. O zamanın deyimiyle artık öyle diyelim. Kapıcı yolda da bir elma satan var. Tabii padişah gördü ya camdan elma sattığını. Ne işin var lan senin burada diyor. Alıyor ondan elmaları depme tokat. 5 tane elmayı alıyor ondan. Tabii geri tarafını kendileri yiyorlar. Bu ondan ona padişaha gidiyor. Padişahım diyor 5 tane elma, 5 tane altına diyor 5 tane elma aldım. Vay be diyor. Demek ki diyor, bizim halkımız diyor. 5 tane altın, 5 tane elma, bir elma bir altınmış diye. Şimdi sistem bu. Halkımız öyle zengin diyor yani. Evet, halkımız öyle zengin diyor. Halbuki bilmiyor orada yazık manavın dövüldüğünü, haberi yok.